Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü ve Borsa Teknik programıyla karşınızdayız. Tabii ki değerli hocam Bay Teknik Ahmet Mergen'le beraber şöyle ayrıntılı bir şekilde grafikleri yorumlayacağız. Ama küçük bir bağlantımız var. Horasis küresel toplantısı Gaziantep'te gerçekleştiriliyor. Muhabir arkadaşımız Tuğba Aşıcı orada toplantıyı takip ediyor. Şimdi kameralarımızı kendisine çeviriyoruz. Evet, Horasis küresel toplantı ikinci gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor Gaziantep'teyiz efendim. Kıymetli bir konuğumuz var yanımızda. Etki ve yatırım stratejisti İlkay Demirdağ bizimle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle İlkay Hanım. Merhabalar. İlkay Hanım, bize ilk olarak toplantıyla alakalı bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Sizin de takip ettiğiniz gibi oldukça yoğun bir program ve küreselden de çok fazla konuğun ağırlandığı bir organizasyon yapılmış. Tebrik ediyorum organizasyonu yapan kişileri. Horasis küreselde bir düşünce örgütü ve genelde aslında dünyanın farklı yerlerinde konferanslar düzenliyor. Birlikte kalkınmanın sağlanması için ilk defa Türkiye'de yapılan bir organizasyon. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile organize edilmiş. Çok fazla dediğim gibi küreselden farklı düşünce örgütlerinden, işte STK'lardan, iş gruplarından insanlarla bir arada gündemi değerlendiriyoruz. Aslında deprem sonrasında özellikle bölgenin kalkındırılması için neler yapılabileceği farklı panellerde değerlendiriliyor burada. Peki şimdi sizin de bir paneliniz olacak ve etki yatırımı üzerine konuşacaksınız. Birçok kişi bilmiyor bununla alakalı, bize etki yatırımı nedir? İlk olarak onu öğrenelim sizden. Sonrasında da yereller açısından etki yatırımının önemi nedir? Tabii. Şimdi sürdürülebilirlik çok daha gündemde olan bir kavram ve çok da kullanılıyor aslında. Ama günümüzün kompleks problemlerinin çözümü için artık sürdürülebilirlik yeterli değil. Biz çok daha etkin bir şekilde sonuca gitmek için artık yaptığımız yatırımlarda, tüketim alışkanlıklarımızda ve seçimlerimizde insan ve doğaya pozitif etki yapan şeylere yönelmek zorundayız. Etki yatırımları da işte finansal getiri zaten hedef, ama bunu yaparken mutlaka ya çevreye ya doğaya ya da her ikisine ölçülebilir ve niyeti belirlenmiş pozitif etki yaratan yatırımlara yönelmek anlamına geliyor. Yerelin kalkındırılması için de çok çok önemli tabii. Çünkü özellikle işte deprem bölgesi gibi alanlarda sosyal, ekonomik ve çevresel birçok sorunun ortaya çıktığı noktalarda tüm paydaşların bir araya gelerek buranın ekonomik ve sosyal anlamda kalkındırılması için yeni ekonomik modellerini tasarlaması gerekiyor. Bu anlamda da etki yatırımları oldukça önemli bir yeni bir araç olarak gündeme geliyor diyebiliriz. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, etki ve yatırım stratejisti İlkay Demirdağ bizimleydi. Biz toplantıyı takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar diyelim. Efendim muhabirimiz Tuğba Aşçı'ya değerli katkısı için çok teşekkür ederim. Gelelim değerli hocamıza Ahmet Mergen'e. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bugün biraz yüzler gülüyor az buçuk da olsa. Yani bir temkinli imserlik var gibi duruyor hocam sanki. Yani geliyor işte 20 haftalık ortalamaya doğru hep düşüşte olmaz. Yani biraz da tepecek tabii yukarıya. Doğru. Yani bir tepki çıkışı yaşanabilir yani. Piyasadan çıkmak isteyenler için gene bir şans gelebilir yani. Görüntü. Yani bir 50 günlüklerin filan da altına gittiği için şimdi artık 20 haftalık ortalamaya doğru sarkıyor. Orası 7200-250 civarı. Oraya daha gelmedi. Oradan yaklaşırken işte biraz oradan tepiyor. Daha yukarılara gider. 8000. Yani 8000'in üstü şimdilik biraz zor gibi böyle kısa vadede. Satıcı gelir diye düşünüyorum. Sıkışacak buraya bir bakalım. Yani 8000'in üzerine doğru yani bir hamle olabilir. Oraya doğru gelebilir ama görüntü itibariyle sanki bu da biraz daha vakit geçecek, sıkışacak. Bu da 20 haftalık ortalamayı yukarıya doğru çeker. 7200'lerden 7300-400'e doğru çeker. O da zaten şu sıralarda geldiği yer. Esas mücadele orada. Fakat yani görüntü itibariyle büyük görüntüde de ekranın sağ tarafında yani bir süre daha gidiş geliş olması lazım, dolması lazım oranın.
Yani alım satımlarla, hisselerin el değişimiyle, şunla bunla ki daha sonra ilerleyen aylarda yukarı yönde bir hamle olacaksa yani altlık yapılsın. Öyle değil midir? Hani bir şeye girişmeden önce de hafif yağlı mağlı filan çerez şey işte yani bir takım şeyler yenir. Yani mide biraz kana çabuk karışmasın diye bazı şeyler altlık yapılır falan filan. Yani burada da yukarıya doğru gitmeden önce bir altlık lazım. Yani göründüğü kadarıyla eğer yukarı gideceksek önümüzdeki yıllarda bu düşüşün bir kere 207 doların üzerinde bir yerde durması lazım. Yani 207 dolar en son dipti. Oradan kalktı 311 dolara kadar geldik. Ama bu düşüşün yani yaklaşık yani inse inse diyeyim hadi 230-35 dolar. Çünkü orada zaten dolar bazında da ortalama var yani. 235 doları işte çarpın 28 ile veya 28,5 o civarda. TL olarak oralarda bir yerde durulacağını tahmin ediyorum. Ama kopup gitmeyecek. Bu grafik zamana ihtiyacı var. O zamanı da nerede arıyor? Belediye seçiminde. Belediye seçimleri öncesi çok büyük bir çıkış. Yani beklemiyorum. Ha, demeçler, yapılan hareketler, yani onaylar tarzda işlerin devamı, açıklanan ekonomik programın, o yükselişe sebep olacaktır. Ama büyük fonlar, yurt dışındaki fonlar benim tahminim buraya böyle akın akın gelmeden önce zannedersem belediye seçimi bir ortaya çıksın. Kimler neyi kazanıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonraki sonuçlara göre eğer ekonomik programa devam deniliyorsa, onay veriliyorsa o zaman gelirler. Onlar için fiyatları 1 lira aşağıdan 1 lira yukarıdan almak çok önemli değil. Geldiği zaman 2-3-5 sene tutuyor zaten. Parası parayı götürüyor. Onun için 1 lira aşağıdan almış, 1 lira yukarıdan almış. 1 lira ne ki? Yani 1 dolar 30 lira. 1 lira ne yani? 30 sent. Ya 30 sent aşağıdan alsa ne olur bir kağıdı? Yukarıdan alsa ne olur? Yani. Onun için 5 sene içinde adam için 20-30 sent pek fazla bir şey fark etmez. Önce bir önünü görmek ister. Yani büyük fonlar. Ve bazı fonlar önünü görse bile gene gelemiyor. Çünkü yatırım yapılabilir bir ülke konumuna geçmek lazım. Yani derecelendirme kuruluşları da benim kanımca yanlış olabilir. Düşüncem doğru çıkmayabilir. Ama benim kanımca dışarıdaki yani değerlendirme kuruluşları da ya diyorlar bize bir bahane verin, bahane. Yani bir şey yapın da onu bahane olarak kullanıp sizin notunuzu şöyle biraz yukarı bir kademe yukarı alalım diye bekliyor adam. Mesaj da veriyor. Görünümle oynuyor, tamam mı? Görünümle boşuna oynamıyor ki. Laf ala beri gele değil ki. Sana açık açık konuşamaz ki. Burada da yatırımcı. Hocam üç yapraklı yeşil renkli yonca ne? Hangi senet? Ya güzel kardeşim. Sen onu bilmiyorsan buradan ayrıl. Parana yazık. Yani sen hangi banka olduğunu bile bilmiyorsan parana yazık. Yazık olur sana burada. Kırmızı renkli ATM dediğimiz zaman sen bana Ziraat Bankası dersen yanlış yerdesin abicim. Borsada olmaman lazım senin. Sen hasbelkader girmişsin bir şeylere ama kağıtlardan haberin yok. O da onun gibi bir şey. Ne desin adam sana? Hadi kardeş şunları şunları yapın diyor zaten. Başka ne diyecek? Şunları şunları yapın. Notunu yükselteceğim kardeş diyor. Bekliyor yani bir bahane bekliyor. Bana göre 1,5 senede not gelir zemine. -3'te. Park yerinde bekliyor not. Arabanın zemine çıkması lazım güzel kardeşim. Caddede yürüyebilmek, arabayı sürebilmek için arabayı zemine çıkarmak lazım. Yüzeye. Ve bunun içinde
Asansörü kullanmak lazım. E tamam. Adam zaten bekliyor seni. Asansöre sokacak. Bir üst kata çıkaracak. 1,5 senede de zemine çıkarsın. Ama bir şey yapmak lazım. Yani bir adam durup dururken senin notunu arttıramaz. Kafasına eserek. Bir bahanesi lazım. Birisi bir soru sorsa, niye arttırdınız? Adam bekliyor işte, cevap şey yani, bir bahane bekliyor. Kamu harcamalarını kıstılar, parayı sıkılaştırdılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar, dizginleri ele alıyorlar falan. Heh. Adamın bir bahanesi var. Kendisini kurtarır. Notu arttırdığı zaman. Niye? İşte bu sebeplerden dolayı arttırdık kardeşim. Adamlar çalışıyor der. Bizim biraz da tabii kaderimiz böyle. Yani etrafta bir sürü gürültü patırtı kopuyor kardeşim. Biz müdahil olmak istemiyoruz. Buna rağmen bir şekilde işin içine giriyoruz. Yani başka yerde bir şey oluyor. Bize geliyor, dokunuyor iş. Kuzeyde bir şey oluyor. Gene bizde. Doğuda, batıda, orada, burada devamlı bize dokunuyor işin ucu. Ne menem yerdeymişiz arkadaş. Rahat da duramıyor ki. Ülke rahatlayamıyor yani. Kafayı toplayıp yani hiç olmazsa ekonomiye baksak, ona da baktırmıyorlar ki. Her taraf devamlı sağımızda, solumuzda, üstte, altta, güneyde, sağ. Yetti gari ya. Tamam artık. Oturun oturduğunuz yerde ya. Allah Allah. Hatta yani ülke artık yetti yani diyor ya. Başka şeye de yetti diyor. Bu ülkenin adı Türkiye. Eşittir Türklerin ülkesi. Anlamı bu. Yeter. Haftalık grafiği bakarsak. Yani orada da kırmızı renkli 20 haftalık ortalamayı göreceksiniz. Eğer attıysak da, bir tembellik etmeyip de onu ıskaladıysam ayrı mesele ama. Evet, haftalık grafiğimizi açalım. Gecenin belli saatlerinde işte yani yatırımcıya hizmette sınır yok. Gördüğünüz gibi grafik yapıyoruz falan. Yapıyoruz da ne olacak diyorsun da. Evet. Neyse. Evet. Gelinen nokta 3 aşağı 5 yukarı 7257 20 gün 20 haftalık ortalama. Oraya doğru geliyor yani. Aşağıda 5981 var. O biraz onun altına zaten gelmez. Gelirse zaten güle güle. Yani sol tarafta 5704 tepesi var ya. Bu endeksin daha yukarılara gitmesi için 5704'ün maksimum gelse en son nokta 5704'ün üzerinde kalması lazım. Bir önceki tepenin altına inmemesi lazım. E bak işte. Ha diyeceksin ki 2375 2406'nın altına indi. Yani 2406'ya gidiş pasapiso bir gidişti de onun için. Normal bir gidiş değildi. Tabana çekip tabana verme operasyonuydu. Milleti tokatlama operasyonuydu. O kadar basit yani. Bunları kitaplarda falan kimse söylemez. Yürek ister. Tokatladı ya milleti o kadar. Kısa vadede tokatladılar. Bankalarda da tokatladılar hatırlarsın. Taban taban. Ama uzun vade tutanlar gene de kazandı. Krediler süpürüldü. Şimdi burada 4311 en son dip. Nerede? Bir önceki tepenin üstünde. E hocam 5700'e de maşallah epey yer var. Oraya kadar gelmez gibi geliyor bana. Dediğim gibi yani 220, 230, 35 dolar falan bu aralıkta bir yerde durulması lazım. Dolar bazındaki grafikte. Ortalama geliyor çünkü oraya ama yani 20 aylık ortalama daha yetişemedi fiyata. Bir 2-3 ay daha var. Her şey seçime doğru. Oraya doğru endeksleniyor bence. Ha yıl sonu tepki çıkışı olur ama 8562'yi geçmesi için şu anda hakikaten iyi bir olay olması lazım. Yani böyle majör bir game changer derler. Yani oyunu değiştiren bir şey olması lazım. Icardi'nin gelmesi lazım.
Onu da sakatladınız ya. Aferin size ya. Teşekkür ederiz ya. Bravo. Bravo. Hocam o konuda canımız bayağı sıkkın. Yani bilerek de sakatladılar ya. Bravo ya. Neyse. Gelir bu gün gelir devran döner. Burada da son dip bir önceki dibin altında 8404'ten aşağı inen ve orada oluşan bir dip var. 8562'den aşağı sarkış bir önceki dibin altına gittiği için şimdi burada bir daha tepki olur. Yalnız buradaki tepki 8560'ın üstüne doğru gidemeyip sağ tarafta 8404'ün de altında kalıp orada biraz daha vakit geçirip 20 haftalık ortalamanın altına giderse burada tehlikeli bir obo görünümü ortaya çıkar. Bu biraz işleri uzatır. Bu başka bir işin arka tarafta gerçekleşmeye başladığı anlamına gelir. Yani burada illa obo olacak diye bir şey yok ama ümidim tepkiyle beraber tekrar 8000'lere oradan gene satış 500 geçilmeyecek. Böyle yataya sarması. Yani 7300-8500 o aralıkta yan yan gitmesi tıpkı şeyde olduğu gibi. Bu 5700'den 4300'e kadar. Orası gene epey hırpaladı ama senetler. İnşallah o kadar da değil. Daha yatay bir şekilde geçer bu fırtına. Ondan sonra oradan patlarsak yukarıya güzel olur. 400 dolara doğru niyetlenir ilk etapta. Bakalım göreceğiz. Herkesin bir hayali var yani zaten. Bizim hayalimiz uzun zamandır bu zaten. Yani yalnız tabii borsayla ilgili hayalimiz yok. Büyük bir yani bir gelişmiş bir Türkiye ile hayalimiz var. Ama ruhu Türk olanlar için. Seveceksin bu ülkeyi. Başka ülkelerle de derdin olmayacak. Her ülkeyi sevebilirsin. Ama önce kendi ülkeni tabii seveceksin. Ama başka ülkeleri de seveceksin. Problem olmayacak. Ya hayatta gelip geçeceksin işte ya. Yaşıyorsun, ya çoğalıyorsun falan. Sonra ölüp gidiyorsun. Ya bu ne tasa, ne gürültü patırtı. Yani insanlar bir oturup düşünmeli ya. Ne oluyor, ne diyor. Çoluk çocukların öldüğü, bombalandığı, kazara veya bilerek neyin nesiyse. Nasıl olursa olsun. Birileri ölüyor kardeşim. Bu insanlar, bu çoluk çocuk yani siper olarak mı kullanılıyor? Bir taraf öyle iddia ediyor, bir taraf yok artık diyor, öteki diyor, gaddar diyor, vahşet diyor, bilmem. Çoluk çocuğun öldürüldüğü bir yerde bu çocuklar ne anlıyor ya hayattan? Yani ne oldu yani? Bu işin bir sona ermesi lazım. Paylaşılamayan işler yani ne oluyorsa ne bir şekilde sona ermesi lazım. Ya benim yetkim var mı? Ya ben sarı çizmeli Ahmet'e dedim yetkim yok. Keşke elimde yetkim olsa. Ama dünyanın en büyük devletinin başında olsaydım gelirdim abi buraya. Şöyle bir dakika ya. Deli misiniz siz ya? Birbirinizi öldürüyorsunuz. Nedir yani? Olay ne? Geçimse İki tarafında geçimini sağlayabiliriz. Para bol dünyada. 70-75 trilyon dolar ekonomik büyüklüğümüz var. Tüm dünyada ülkeleri Amerika, Çin, Almanya, sayabildiğin kadar Japonya falan. 75 trilyon dolar ekonomik büyüklük yaratılıyor. Senede işte 300 trilyon doların üzerinde borç var. Demek ki herkes parayı basmış. Herkes borçlu zaten. O ülkenin borcu şöyle, bu ülkenin borcu şöyle. Herkesin borcu var. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara misali bir durum var zaten. Yani bana göre böyle bir hakim pozisyonda olsaydı noktayı koyardım yani. Adaleti dağıtacaksın. Konu geliyor, dayanıyor adalete. Her yerde böyle. Yani toplumda da, bizim toplumda da. Adaleti dağıtacaksın kardeşim. İşte mesela bakıyorum internette, Twitter'da kimse uğraşmıyorlar. Yoksa insanların adına açılan hesaplar, insanların kredi kartlarından çekilen belli telefon numaralarına atılan paralar bilmem ne. Ya istense bunlar bulunmaz mı hocam?
Nasıl bulunmaz ya? Bir dolandırıcı şu bu 850 numaralı hesabı nasıl açar abi? Hangi şirkete açar? Koy bakayım o şirketi topun ağzına. Bana bak, dolandırıcılıkta telefon numarasını yeteri kadar kayıt kuyut almamışsın. Nüfus kağıdı şu bu falan filan yeteri kadar kontrol edilmemiş. Bunda senin de payın var de. Yükle bakayım GSM veya telefon şirketine zararın bir kısmını. Bak bakalım nasıl telefon numarası açılıyor, veriliyor. Kolay kolay verilebilir mi? Herkesin IP'si bilmem nesi falan var. Hangi modemden nereden bağlandığı belli. İstense 24 saatte bulmazlarsa şerefsizim. Anında bulunur. Birisi ötekinin adına hesap açacak, milletin parasını toplayacak. Yok ben sana kağıt söyleyeceğim, sana para kazandıracağım. Benim adıma, başkasının adına, onun adına, bunun adına bir sürü hesap açılıyor. İki tanesini yakalasan zaten bitti gitti. Hadi. Yani adam benim adıma token çıkarıyor. Ya bizim avukat nerede onu merak ediyorum. Çıkaramaz mı? Öyle kolay kolay çıkaramaz. Coca-Cola adına token çıkarabiliyor musun? Çıkaramaz. İzin alman lazım. Ülkede her şey sallapati. Nasıl bir iştir ya? Neyse, daldan dala atlamayalım. Geçelim dolar bazında grafiğe. Hocam. Aman canım sıkılıyor vallahi ya. Hocam bu dolar bazlı grafiği biraz daha ayrıntılı konuşmak isteriz. Siz de istersiniz haliyle. Dolayısıyla dilerseniz şöyle minik bir reklam arasından sonra geçelim mi hocam? Ne dersiniz? Olur. Anlaştık. Niye olmasın? Tabii ki. Seni mi kıracağız? Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim kısa bir reklam arasından sonra hocamız Ahmet Mergen'le grafikleri yorumlamaya devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Efendim kısa bir reklam arasından sonra hocamız Ahmet Mergen'le beraber şöyle piyasa sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, dolar bazlı grafikte kaldık. Grafiğimizi analiz edelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde hisselerimize geçelim. Buyurunuz hocam. Yani burada da şimdi tabii 283'ün altına gidince normal şartlarda bakıldığında 207'den gelen bir çıkışın ikili tepe gibi oldu burası. Teknik olarak ikili tepe onaylandı. Çünkü 283'ün altına gitti. Ha bu tuzak olabilir mi? Bunun tuzak olmaması, olmaması için aldatıcı bir hamle olacaksa bu, o zaman fiyatların tekrar 300 doların falan üzerine çıkması lazım. Ama buralarda biraz tepinip 280-285 oralara kadar gidip tekrar ortalamadan aşağı dönerek bu son erişilen dibin altına doğru giderse sol tarafta çıkışta oluşan 250 dolar civarındaki boşluklar kapanabilir İlerleyen zaman içinde. Yani karamsar olmamak lazım diye düşünüyorsun gerçi ama bu görüntü de çok da iyimser bir görüntü ortaya koymuyor kardeşim ya. Bir de gerçekler var. Yani ne oldu projeye? Proje zaten 2028 falan, 2028-2030 aralığında diyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin düzeleceğine inandığımız için diyoruz. İnanmayacaksan dolara veya altına git, otur aşağı. Ne diyebilirim ki? Ama Türkiye'nin ekonomisinin düzeleceğine inanıyorsan, o zaman borsada olman lazım. Düşüşleri değerlendirmen lazım. Şimdi 275 doların da altına gitti sol taraftaki dibin, çıkışta buluşan. Aşağıda boşluklar var.
Geçilen seviye neresiydi? 252 dolar. Orada Togo oldu. 221 sol omuz, 207 baş, 235 sağ omuz. Şimdi normal şartlarda hani ben 235 falan filan dedim ama yani şimdi buradaki tabii günlük grafiğe bakıldığında 252 dolar geçilen tepe. Esas hikaye orası. Yani onun altına inmezse çok daha iyi olur. 250 doların üzerinde kaldığı takdirde ne olur zaten? 207-300, 200-300 desek 50 dolar %50 veya 61.8 gibi geri gelmiş olacak 250 dolara gelirse. Ölü kedi bile zıplar. 250 doların altına inmemesi yukarı yönde patlayan ters omuz baş omuzun boyun çizgisi. Onun üstünde kalması için biraz daha zaman lazım. Yani buralarda biraz daha vakit geçirirse bu şansı arttırabilir. 250 doların üzerinde kalma şansını. Niye? Çünkü aylık grafikte buralarda ne kadar çok vakit geçirirse aylık grafikte ortalamaları 250 doların üzerine doğru getirir. Oradan destek bulur inmek için 250 doların altına. Peki hedef ne? 313-283, 30 dolar. 283, 30 doları çıkarırsan 253. Tepe nerede? 252. Hedefe vardığı zaman bile 252 doların üzerinde olmuş olacak. Sistem hala bozulmayabilir. Ha, 250 dolara geldi veya 260 dolardan döndü yukarıya. Tekrar gitti geldi. Bu sefer geleceğe dönük olarak 310-260 arası bir çanak oluşturabilir. Kulpu gibi düşünün. Bu büyük çanak. 260-310 50 dolar. 310'un üzerine 50 dolar koyarsa bu sefer 360-370 dolar civarına hedefler. 402 dolarda bir tepe var. Düşüşte oluşan. Ama endeks 2013'ten 2020'ye kadar 7 senede düştü. 2 senede oraya, 3 senede oraya gitmez. 500 dolara. Simetrik bile olsa 2013, 2020, 2020, 2027. Simetrik olsa. Hadi biraz daha süreyi kısaltalım çıkışta. 2026 diyelim. Daha vakit var. Yani sabırsız sabreler için maalesef durum o kadar iyi değil. Sabırsız sabreler istiyor ki hemen gitsin. Abicim oraya hemen gitmesi için senin notunun falan da artması lazım. 2013 yılında endeks 500 dolarken sen yatırım yapılabilir bir ülke konumundaydın. Pardon. Alo. Şu anda 500 dolara gideyim. Ya öyle gitmez. Yani 500 dolara tırmanış belli aralıklarda, belli yerlerde stop ederek, kan kurarak, vakit geçirerek, alıcı ve satıcı arasındaki mücadeleden sonra hisselerin el değiştirmesi, yeni para girişi, yabancı girişi, yabancının sadece borsaya değil, Türkiye'ye kalıcı şekilde sermaye getirişi, bütün bunlar lazım. Yani bakıyorum. Hep revize fiyatlara bakıyorum. Yani oralara geldikten sonra tabii daha hedefler ileriye dönük revize edilebilir. Normal. Çok önceden söyledik. Yani hedef hayalimizi zaten anlattık yani. Yok, önceden anlattık hayalimiz. Nerelere gidilebileceğim. Şimdi 20 bin TL falan gibi hedefler falan var. Yine tarihe düşelim. 1200 dolar diyorum. Yani sen kontur çekiyorsan ben sana sür kontur çekiyorum. Basic oynayanlar da bilir. Kontursa sür kontur. Yani,
tahta vardır ya, böyle çıtır çıtır güzel oynarsın. Yani 50, 500, 1500, 3000 falan gibi. Bitti gitti. Karavoleyle maç adamını iyi tutacaksın. Neyse, bir gün de onu öğretiriz. Basic. Geçelim. Hocam, hisselere geçelim. Birinci hissemiz logo yazılımı olsun. Bilgisayar kağıtları. Evet. Çok hızlı gidiyor geliyor. Logo aşağı, logo yukarı. Başımın etini yiyorlar. Piyasada sevimli bir arkadaşımız var. 49-50 liradan 92 dolara gitmiş güzel kardeşim. Ne bir yerde çakarlar. Sen de artık 5 senedir logodasın. Benim bildiğim hatta 10 senedir falan belki. Artık kağıdı ezberlemişindir. Neyi nerede çakacağını bilmen lazım. Şimdi kağıt yatay alanın içine tekrar geri döndü. İyi bir hareket değil. 70 liranın üzerinde kalsaydı çok daha iyi olurdu. Ama tepebilir. Yani 70-75 aralığına doğru bir tepki hareketi beklenir. Ama sonrasında bir daha yıkılırsak o zaman bir daha 60'lara doğru sürüklenirsin. Durumu kurtarman için kağıdın 80'in üzerine doğru bir güç gösterisinde bulunması lazım. Aksi takdirde ortalamalar deadly cross oldu. Ortalamalar şimdi en büyük düşmanın. Yani ortalamalar kağıdı aşağıda tutmak ister. Bir kere altına gidersem sıkıntı yaratır. Ortalamalar bir anlamda işte bir sürü insanın maliyeti. Şu anda bir sürü insanın maliyeti 50 ve 20 günlük, son 20 ve 50 günlük maliyet 75 lirada. 75 liraya tekrar geldiğinde insanlar kaçmak ister. Çünkü düşüşü gördüler 62'ye, 63'e. Aman der, 75'e geldiğinde paramı kurtarayım, çekip gideyim abi. Buna bakar. Yani şu anda tepki çıkışı beklenebilir. Ondan sonrası önemli. Ortalamanın üstüne çıkacak mı? Yoksa geri mi gelecek ortalamaya çarp? Oraya bakmak lazım. Evet, geçelim. Hocam, notlar az olduğu için bilgisayar kağıtlarında evet. Bilgisayar kağıtlarında hareketlilik fazla oluyor. Kademeler boş. Birisi sahiplendi mi kağıdı? Oraya buraya, sağa sola, yukarı aşağı çok rahat çekiştirebiliyor. Onun için tahmin yapmak da zor. O zaman hocam bir diğer bilgisayar kağıdına bakalım. Link bilgisayar. Link. Ne yapmış? 30'lardan 68'e gitmiş. Oradan sonra endeks 5700'den 4300'e inerken kardeşim 68-32 tekrar. Ne oluyor ya? Yani endeks o kadar düşmedi ki. Endeks 2300'dü. 5700'e gitti. Sen 32'den 68'e gittin. Tamam, bravo. Çok iyi götürdünüz. Sonra endeks 5700'den 2300'e inmedi ki. 4300'e indi. Kağıt 32'ye. Yukarıda verilenler toplanacak illa vatandaştan. Geriye alınacak. Geriye alınmazsa gitmez. Götürmezler. Vatandaş kendi kendine alarak da götüremez. Hiçbir kağıdı götüremez. Mutlaka her kağıdın bir sahibi olması lazım. Gerçekten sahipleri var da. Yani onlar arka planda. Gerçek birilerinin sahiplenmesi lazım. Spekülatör, grup neyse, fon. Yani, o tekrar alıyor 32, 122. Oradan sonra ikili tepe ver aşağıya. Bu gidişle yani kağıt normalde 68'in tepe orada. Önceki tepe. Yani 68-32 çanağı yukarı katlandı mı? Katlanmış. Ne eder burası? 33 desek 32.90. Hadi 33 diyelim. Yukarısı 68. Burası kaç eder? 35 mi? 35. Koy 68'in 35'i. 105. Yani 103. Bu 122'ye gelmiş zaten. Çanağı katlamış. Orada ikili tepe. Düşüş. Bir önceki çanağın üstünde bir yerde durdurulabilirse
Görüntü olarak bir sıkıntı yok, uzun vadeli görüntü olarak. Alıcı bir önceki tepenin üstünde geliyor. İyi bir şey. Ama bu kağıtta böyle olmayabilir. Bir önceki hikayeye bakıyorsun. 32, 68, tekrar 32. Ring seferi var burada yani. Ben de demiyorum ki 32, 122, 32 tekrar. 32 olmayabilir de 68'de de durur mu? Onu da bilmem. Ama gerçi şu anda 83. 15 lira daha gitse dursun artık ya 68'de. Herhalde o kadar da gaddar değillerdir diye düşünüyorum buradaki kontrolörler. Ama ortalamaların altına gidişi kağıdın satışta olduğunu gösterir. Zaten 68'in olduğu yer neresi? 32 ile 122 arasındaki çıkışın %61.8'i. 68 orada duruyor. Büyük çıkışın %61'i geri veriliyor 68'e inildiğinde. Ne orada da dur ya. Ha, birileri çok miktarda mal aldıysa tepede o zaman durmaz. Onu iyice ezmek için böyle bir hastalık var bizde. Türkiye'de. Başka birisi gelip yanına seninle beraber ya ben de alayım bu kağıdı seviyorum dediği zaman billahi onu ezecek böyle. Onu sürükleyecek, onu zarar ettirecek. Şey de var. Çok duydum ben. Of be. Herife ne biçim zarar ettirdik ha. Aferin lan, aferin. İyi zarar ettirdin herife. Bravo, boyunda üç karış yukarı gitti. 3 santim boyum yükseldi. Aha, uzadı boyun. Felsefe bu. Sapık bir durum yani. Bana göre. Uf. Başkasının zararından, başkasının çektiği eziyetten zevk alan insanlar grubu. Yanlış ya. Kardeşim sen psikiyatriye git. Senin kafanda problem var. Benim bakış açım böyle. Senin ruhun bozuk yani. Ruhen sende bir sıkıntı var. Hastasın sen. Sana bir şeyler yapmışlar çocuklukken. Çocukken. Senin ruhun huzur bulmamış daha. Sende bir eziklik var yani. Ben öyle konuşuyorum. Öyle algılarım. Bu tip insanlara baktığımda. Üf. Ne biçim dövdük be. Ne biçim attık herifi çukura be. Herif abi 8-10 milyon zarar yazdı ya. Of ne biçim kim bilir ne ağlıyordum şimdi falan. Bu ne ya? Bu normal bir insanın yani şeyi mi? Hal tarzı mıdır bu ya? Demek ki sen sokakta, mahallende falan da bir takım insanlar açlıktan ölürken onlara da seviniyorsun demek. Aynı ruh hali. Maalesef. Geçelim. Hocam üçüncü hissemiz Lokman Hekim. Evet, götür getir. 17 lira, 37 lira, 37 lira, 17 lira. Ne oldu? Dünya mı battı? Ya, yukarı götür, yukarıdan geri getir. Yatırımcıyı ez, yatırımcının parasını cukkala. Sonra tobo, mobo, 22'den kaptır. Her şey güllük gülistanlık mı oldu 5 ayda? Şirket bir anda patladı gitti mi yani? Bizim piyasa normal. 46-62, 47. Diyelim ki 47. Aşağı taraf ne? 37. 10 liralık alanda şimdi yatayda. Malları dağıtamazlarsa düşmez. 57'ye de gider. Mallar ellerinde kaldıysa, daha dağıtılamadıysa. Buradaki yatay alanı da katlar. 57 de olur, 67 de olur. Ortalamalar üzerinde kaldığı sürece benim söyleyebileceğim, trende kal kardeşim, vagonda kal. 37'nin altı sıkıntılı. Zaten 37'nin altı tamamlanan çanağın, 37-30'daki tepe olan tamamlanan çanağın altına iniyor demektir. Bu 47'den kopup giderse o zaman 37-47 arasındaki bölüme ismini ben koydum, Salvador Dali kulpu deriz. Eksantrik bir kulp. Bayrak gibi de oluşabilir. Bu sefer 17-47
Haydi ver elini. 77. Olur mu? Olmaz diyemem. Bu kağıtlar böyle. Yani kimin o anda sağdan veya soldan kalktığına bağlı. İsterlerse götürürler mi? Götürürler abi. Yani şurada endeks 4300'den 8400'e gelen rallide 17.47 3 katı olmuş kağıt. Endeks 3 katı olmadı ki. Endeks bunun gibi hareket etseydi 12 bin lira olması lazım. 8400'de kaldı. 500'de yani. 8562 işte neyse. Geçelim. Hocam Kuyaş. Kuyaş gayrimenkul. Evet. Güzel. Trendi tutturmuşlar. Ortalamaların üzerinde yani ine çıka ine çıka 50 günlük ortalamanın üstünde götürmüşler. 70 liraya gelmiş. Nereden geliyor? 5 liralardan falan. Koç Holding bile bu kadar başarı gösteremedi. Bakıldığında. Yani bence çok iyi bir yükseliş. Sonra satış geliyor. 50 liraya. Vallahi dipleri birleştiren çizgi burada. Destek çizgisi. 50 günlük ortalamanın altındayız. Yani burası kırılırsa satışın devamıyla 35-40 aralığında bir yere inebilirsin. Bu destek çizgisi kırılıp da satış sürerse. Sürer mi? Oradaki vatandaşlara sormak lazım. Yani fiyatı 5 liradan alıp 68'e geldi. Dağıttınız mı kardeşim bütün kağıtları? Dağıttılarsa iner. Dağıtmadılarsa yukarı. Dağıtılmak için. Ortalamaların altında oluşu şu anda kağıdın düşüş trendine geçtiğini gösterir. Ama destek hattında dipleri birleştiren destek hattında tutunuyor. Ama kırılırsa 50'nin altına yolculuk başlar. Geçelim. Hocam Kutbo'ya bakalım. Kütahya Porselen. 15 lira, 155 lira falan. Böyle bir kağıt gider gelir. Bu da 90'lı yıllardan beri bir türlü yani kağıt şeye oturamadı. Standarda tutturamadı yani. Yani piyasanın ya burası Kütahya Porselen ya. Kütahya Porselen yani. Çoğumuzun evinde olan işler. Seramikler, şunlar, bunlar. Yani mutfaktan tut bilmem dışarıdaki ev şeylerine kadar falan. Her yer var, her şey var. Bir türlü kağıt şöyle yani piyasaya yayılamadı yani. 90'lı yıllarda galiba bir Almanya hikayesi mi vardı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Fakat kağıt lotlar kademelerde az olduğu için yani çoğaltılıyor bakma spek tarafından. Şişirilebilir. Çok gibi görülebilir. Ama kağıt götürülüyor, getiriliyor, götürülüyor. Yani yatırımcı soğudu bu kağıttan. Spek kağıdına döndü. Pek de fazla yani birileri de takılınca çok düşüyor kardeşim. Yani fazla iniyor aşağı. Son çıkış bile. Yani bir önceki 70-90 37. Ne o endeks o kadar düştü mü? Ya. Oradan sonra hop kağıt 85'e. Nasıl oluyor ya? Yani 70'ten niye 37'ye iniyor oradan sonra 3 katına çıkıyor? Öyle ama. Çünkü kademelerde fazla kağıtlar olmadığı için yatırımcı da pek ilgisiz. Fonlar da herhalde fazla ilgi duymuyor. Bakıldığında teknik olarak ikili tepe 85-60, 81-70, 70'in altı çakılmış. 15 daha da gitse 55 gelir mi? İşte orada 53-80 dip var. 53-80'in olduğu yer neresi? Tüm çıkışın %61.8'i. Bu kağıt çıkışın %61.8'ini geri veriyor mu kardeşim? Oho Allah muhafaza. İşte sol tarafta 30'dan çıkıyor 70'e. 70'den iniyor 37'ye tekrar. Bırak 61.8'ini fazlasını veriyor. Yeri geldiğinde. Yukarıda mallar kilitlendiyse birilerine
yüksek miktarda da boşaltıldıysa kaçış, yani düşüş normal. Kaçarı yok yani. Aşağıya doğru sürüklenir kardeşim. O malların geri toplanması tekrar zaman alacaktır. Maalesef. İyi şeyler söyleyemedim Kütbu hakkında. Ama Kütahya porselen ya. Birilerinin el atması lazım. Yani Türkiye'nin önemli şirketlerinden ya. Ama böyle gidiyor, geliyor. Evet. Çarşamba gözü. Evet hocam, maalesef süremizin sonuna geldik. Harika bir programdı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Çarşamba görüşmek üzere. Zafer gecesinde buluşmak üzere. İnşallah yani, hocam. Yarın bakalım ama tabii ki akıllar Ricardi'de olacak. Geliyoruz. Bir rövanş var almamız gereken. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü yeniden görüşmek dileğiyle efendim sevgili Ahmet Mergen hocamızla beraber Borsa Teknik programını burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.